Hepinize merhaba arkadaşlar Videomu hoş geldiniz. ben Mehmet bugün Selbik'te FC 25'te Semih Kılıçsoy oyuncu kariyerine devam ediyoruz ikinci bölümle karşınızdayım ama aslında bu bölümün üçüncü bölüm olması gerekiyor ikinci bölümle alakalı şöyle bir teknik aksaklık yaşadık dört maç oynadık hatta iki tanesi çok önemli maçtı iki tane derbi oynadık video kaydında bir sıkıntı oldu video kastı problemler yaşandı ama bunları video kaydı bittikten sonra gördüm Oyunu oynarken bir sıkıntı yoktu o yüzden normalde olan ikinci bölümde oynadığım dört maçı birazdan size anlatacağım nasıl geçtiğini neler yaptığımızı sonrasında da üçüncü bölümle ama aslında aslında ikinci bölümü devam ediyormuş gibi olacağız. Sadece bir bölüm kaçmış gibi bir şey olacak ama problem olacağını sanmıyorum. Hızlıca oyun ekranına geçiyoruz. Ama oyun ekranına geçmeden önce daha fazla seçim videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Hayran puanlarınızı atmayı da unutmayın. Şimdi oyun ekranına geçebiliriz. Ligi Antalya Spor maçı ile başladık. 1-0'lık bir galibiyet aldık ve golün asistini biz yaptık. Güzel bir maç çıkardık. Ardından Fenerbahçe ile içeride oynadık. 0-0 berabere kaldık. Çok pozisyon harcamıştık o maç. Kazanabilirdik yani ama olmadı. Ardından Alanya deplasmanına gittik. Alanya deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetin baş mimarı bizdeki golü biz attık. Ardından içeride Galatasaray'a 1-0 yenildik. O maçta da çok fazla pozisyon kaçırdık. Ama olsun onlardan birer ders alacağız ve teknik direktörle aramız birazcık sıkıntıya girdi. Yedek kulübesindeyiz ve Eyüp Spor maçında yedek kulübesinden başlayacağız. Umarım bir problem olmaz bu sefer kayıtta diyorum. Ve maç günüyle birlikte oyuna geçiyorum. Rakibimiz kırmızı kart görmüş. Rafa ve Shelby'nin golleri var. 58'de İmobile yerine Santrofor olarak oyuna gireceğiz. Haydi bakalım. 58. dakika güzel bir geri dönüşe imza atmak istiyoruz. 1-0'dan. Alkışlarla İmobile'yi kenara alıyor hocamız. Ve 9 numaramızla biz oyuna giriyoruz. Hocamızın bizden istedikleri 6.5 ratingle oynayıp en az bir gol atmak ve rakip yarı sahada bir pas tamamlamak. Çok basit ve kolay görevleri istiyor benden. Işık e, çok fazla şu an. Neden böyle bilmiyorum. Yüzüm parlıyor çok fazla. İlginç oluyor. Bir de sarı giydi iyice değişik. Aradan ver oğlum. Çok güzel ama yavaş bir top. Verdim. Aa ne kötü pas ya. Sven son. İndirdik Rafa'ya. Rafa, Rafa bekle bizi. Şervi'den bir blok yedik. Şimdi aradan. Çok güzel Şervi girdi araya ya. Çok da iyiydi biliyor musun isteğimiz. Geçseydi aslında güzel olurdu. Şöyle verdik bir daha dışarıya. Rafa. Sol ayakla Berk Özer. Biz çok kötü vurduk. Belki güzel çıkardı. Garip bir pozisyondu. Keşke pas istemeseydik ya. Gole çok odaklandım. O yüzden öyle oldu. Daha fazla takım oyuncusu olmak istiyorum. Pratik Mitchö. Geri oynadım. Mehmet Tiam. Onu anayla kaptık topu. Ya çok erken veriyorsunuz şu pasları ya. Geçen bölümde de aynı sıkıntıyı çok fazla yaşadık. Önüme istedim. Raşika da çok geç kaldı. Ya takım arkadaşlarımız pası o kadar hızlı atıyor ki bize daha kuşu yapamamış oluyoruz. Koşu yapamayınca da attığı pası verimli kullanamıyoruz. Alalım orada topu Tayfur'dan. Mitja geriye döndü Caner Erkin. Yalnız ne kadar eski Beşiktaşlı var ya. Rafa. At bakayım önüme. Çok güzel. Şöyle bir tutalım topu. Şöyle aşağıya oynadık. Raşika Aradan verdik. Rafa'ya geçmedi. Shelby. Shelby ikidir güzel giriyor. Topla rakibin arasına topu alıyor. Bunu bizim savunma oyuncularımızın ne yapması? Ve bizim de gol atmamız lazım. Dokun onu. Ah be ona ana. Abo. Tayfur'la geliyor spor. Tayfur ama Svensson. Çok güzel. Paulista. Çok güzel yer oynadı. Raşika. Al Musrati. Rafa. Rafa birazcık daha sür. Giriyor yine. Çok güzel. Raşika. Aradan kaçtık. El Musrati verdi bize. Topu unuttuk ya. Şöyle geriye döndük. Raşika bir daha aradan bir daha aradan oynasana be Rashika. Kaleciyle karşı karşıya kalacağız. Çok erken vuruyorsun da ekranın ışığı çok yormaya başladı beni. Ya hayır ya yanlış istedim. Yanlış istedim ve o güzel bir hata kaçırdık. Mitsuya baskı yapalım. Tayfur sola çık oynuyor. Girdik orada araya. Gitti hocam. Caner'in yaptı. Bravo. Kaptık topu. Raşika Musrati Getson şeye oynasaydın ya Rafa'ya ya. Çok güzel aldık topu. Mario'yu oynayamadık. Kariye Masuaku. Masuaku istedik ortayı. Açmadı. Hoa Mario. Çok güzel orta. Roa Berke'nin üstüne. Offside'miş zaten. Offside'e dikkat etmeye çalışmıştım ama edemedik. Halil bunlar Tayfur Bingül değişikliği ve Rashika Oxley Chamberlain değişikliği var. Oxley Chamberlain ismini söylemeyi çok seviyorum. Alex Oxley Chamberlain. Çok iyi isim ya. Aldı konuşuyor. Sonra Chamberlain biraz erken bir pas. Çok yavaşız ya. Topu süremiyoruz. Mitsu çok güzel. Ya abi bu kadar erken niye atıyorsunuz o pası bana? Ah be geçemedik orada. Soperleri kim bilmiyorum ama geçemedik orada. Mitsu aldık orada. Chamberlain. Güzel top. Semih çok kötü kontrolle döndük. Ama verdik Rafa'ya. Rafa bekle lan bizi koşalım. Super Mario hayır ya. 90 dakika 1-1 ile sonuçlanıyor. Biz oyuna girmeden önce zaten skor 1-1'de. Oyuna hiçbir şekilde etkide bulunamadık. Kaç reytingde oynadık bilmiyorum. Ama hocamızın istediklerini yerine getirebildik mi bilmiyorum. Gol atamadık. Pas tamamladık. Rakip yeri sahada bir pas. 6.5 ile oynadık mı bilmiyorum. İlk 11'e girmek istiyoruz. Bakıyorum 6.9 ile oynamışız. 32 dakikada kaleye bulan bir şutumuz var. Onun dışında da hiçbir istatistiğimiz yok. Trabzonspor'da 0-2 1 geçmiş. Sivas'ta Gaziantep aynı şekilde 2 1 geçmiş. Biz hala yedek kulübesinde gözüküyoruz. Önümüzdeki maç Kayseri, İlerle diyelim ve transfer dönemi bitmek üzere diyor. Son saatler ama biz direkt takvimden ilerleyelim. Biz transfer sezonunu değerlendirmeyeceğiz şu an. Kayseri maçına geçelim direkt. Deplasmanda Ajax maçımız var. Avrupa'dayız biz onu unuttuk. Daha doğrusu ben onu unuttum. Kayseri maçı öncesi antrenman değil de Gaziantep maçı sonrası antrenman yapmak istiyorum. Ajax maçına kadar da bu bölümü götürelim. 59'da Immobile yerine giriyoruz. Rafa Silva golle 1-0 önde takımımız. Rakip yine kırmızı kart yemiş. Rakip yine bir kişi eksik. Bunu bir avantaj olarak değerlendirip artık sahneye çıkıp gol atmak istiyoruz. Gol ya da goller. Evimizde oynuyoruz. Bunun da avantajını kullanmak istiyoruz. Beğenilere ve yorumlara bekliyorum. Hocamızın bizden isteği 6.5 rating. Dribbling başarı oranını en az %15 yap ve kaleye bulan 2 şut çek diyor. Tamam hocam yapalım. Bir şey söyleyeyim mi? yani kötü orta ya. Paulus'u aç bakayım. Çok güzel bir hoşata. Top çok havadan ya. İndirebilecek miyiz? İndirdik. Şöyle vurduk hocam. El yok mu orada? Kartaldan. Yokmuş. Okey. Şöyle ön direkte isteriz. Vurduk ama avut. Tekrar denediyor hocamız. Deneriz hocam. Bayazıt'la kale vuruşuyla başlıyor Kayseri Spor. 1-0 öndeyiz. En azından o güzel. Önde olmamızın avantajları rahat rahat oynayacağız. Kaşıka bize indirdi topu da. Hocam bize bir faal yapılmıyor mu orada ya? Aldık topu. At önüme Rafa. Çok güzel. Sol ayakla ceza sahası dışından çok kötü bir vuruş. Semih bunu atmalıydık ya. Çok güzel bir pozisyonlu bomboştu bir de orası. Sanırım stoperleri kırmızı yedi sağ stoperleri. Ve oraya oyuncu çekmediler. Carlos Mane. Rashika orada alır mısın Cardos'tan? Aldım bravo oğlum. At önüme. Ya at sana pası ya çıkmasın top. Tayyip Talha çıkıyor yerine Udoka'ya giriyor oyuna. Tayyip Talha da tribünleri alkışlıyor. Tayyip Talha Pov izledik. Al Musrati. Sen son. Rashika. Çok kötü pas ya. geri kazanalım topu hızlıca. Evimizdeyiz. Kayseri Spor pas yapıyor ya. Önde olmamıza rağmen. Topu alamıyoruz. Ailton Ah be alamadık yine. Carlos Mane. Cardoso ile oynadı. Cardoso alalım artık o topu. Uzaklardan denir Cardoso. Ersin. Bravo Ersin. Haydi beyler ya. Daha süremiz varken bu maç içeride oynuyoruz. Ve süremiz varken gol atmak istiyoruz. Artık ilk 11'e girmemiz gerekiyor çünkü. Şöyle istedim. Çok güzel aldım. Oyuna bir genişlik kazandırdık. Aradayım Chamberlain. Takım pas oyunu yapamıyor. Ah be. Aradan ayak soktuk. Topa dokunduk ama. Masuaku tekrar kaybetti topu. Ailton. Kartal Kayra ile oynadık. Oynadı. Ya konuşamadım. Cardoso. Cardoso yukarı oynadı. Karol. Karol. Karol'den ilginç bir orta. Ona ana. Rafa. Ya yanındaydık be Rafa. Çok güzel. Ön, Oyun ne Masuaku konuşamadım. Semih aradan verdik Rafa çok erken ya hiç gerek olmayan bir şut ya önüm bomboş götürsene topu Orada o pozisyonda topla bizim buluşmamız gerekiyordu Rafa'nın olduğu yerde Biz Çok erken buluştuk topla Haydi beyler ya Basket topu almanız gerekiyor Karol Kaptırdı orada Rafa Çok yavaş Kısa kalan bir top Hocam faal alalım artık Doğru karar İşte o istiyorum Aldık topu önümüze. Ah be. Cık, çok kötü oynadık ya. Top ilk kontrolümüz çok kötü. Orada power shot atacaktım ama olmadı. Aha indirir miyiz? İndiririz tabii ki. İndiremedik. Kartal Kayra alalım orada aldık. Aldık. İçeriye de çevirdik. Rafa Silva hayır ya. Ya bu kadar pozisyon nasıl kaçıyor ya? Uf. Bence güzel oynuyoruz ya. Sizin detone olmasa daha iyi olacak. İndirir misin? Bir daha ver Raşika. Çok güzel. Aşağı yöndük Chamberlain'i. E. Aldık. Döndük. Vurduk kaleci. Bayazıt. Ah be. Güzel alberlerle yaklaşmıştık kaleye ama. Baskı baskı baskı. Seken top hata yapar. Şuraya çok azaldı. En azından galibiyeti alacağız ama bu, bu maç çok pozisyon harcadık ya. Rafa Silva özellikle. Birkaç tane asist yapabilirdik bu maç ama olmadı. En azından 3 puanla dönüyoruz. Ligdeki şampiyonluk yarışından düşmüyoruz. Bu güzel bir gelişme. Burada takım arkadaşlarımıza sarılıyoruz. Galibiyeti kutluyoruz. Ben orada o aynı kulağına diyorum ya oğlum niye atamıyoruz ya beni hoca niye bu kadar geç sokuyor falan gibi bir kulisler dönüyor orada. 7.9 ratingde oynamışız 32 dakikada kaleye bulan bir şut çekmişiz. Onun dışında da çok da bir şey yapamamışız. Yedek kulübesinden birazcık daha uzaklaşıyoruz yavaş yavaş. İlk 11'e doğru yaklaşıyoruz. Bir dahaki antrenmanla yüksek ihtimal ilk 11'e girebiliriz. Gaziantep FK ile oynayacağız. Zor bir maç olacak. Gaziantep FK maçındayız. Gaziantep FK maçından önce bir antrenman yapalım. Çalışma ekle diyoruz. Dripling. Acele etme ve topu uzaklaştı sanırım Topa uzanmaymış. İkinci çalışmamız kaleciye karşı penaltı olsun. Birazcık da şutumuz gelişsin. Ve ardından da boşluğun arasından dip pas çalışalım birazcık. Çünkü hoca bizi kanatta da değerlendiriyor. Acele etme ve topa uzanma. Dümdüz koşuyoruz burada. Bir olayımız yok. Ha, süreye karşı koşuyoruz. Okey. Güzel basit bir çalışma oldu. Buraları kolay kolay geçtik. Bu sefer ters kanattan koşuya başlıyoruz. Hop şöyle. Hızlı hızlı. Aa bu sefer rakip oyuncular var. Şöyle aralarından hızlıca sıyrılarak ilerliyoruz. Bize yetişemiyorlar. Şöyle burayı da geçtik. Çok güzel artık şutumuzu atacağız. Plaseyi gönderdim. Ve topu alarlar da güzel. A alarak ilk antrenmanımızı tamamladık. Kaleciye karşı penaltı bitiriciliğimizi arttıracak bir antrenman. Karede Mert Günok var. Güzel bir penaltı atmak istiyoruz. Şöyle çok sert vurdum ya. Ama güzel tamam. Güzel 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 bir penaltı. Bir de birle başladık. Dört penaltımız daha var. Bu sefer ters köşeye havadan vuruyoruz yine aynı şekilde. Bu sefer bir tane Palenka denemek istiyorum. iki tane köşeleri vurduk ve güzel. Palenka'yı da atıyoruz. Güzel bir penaltı antrenmanı yaptık. Devam et diyorum. Yine aldık. Boşluğun arasından pas, pas antrenmanı. Şöyle şuradan X yapacağız. Hmm. Ama topu kaybetmememiz lazım. Ha, aşağıya da verebiliyormuşuz. Güzel. Tamam ya bu antrenmanı güzel bir şekilde yaparız. Ama ortaya 3 kişi girmeye başladı. Aa bir tanesi baskıya e da geliyor. Hmm, tamam güzel. Kötü değil. Ama o pas nasıl geçmez ya. Şöyle güzel. Tekrar verdim. Aşağıya verebiliyor muyuz? Oo, aşağıda da pas sayıyor. Çok güzel. Stüdyo sanırım buradan da A'yı aldık. Evet çıkış dedim. Güzel. 3 antrenmandan da A aldık. Gelişimimiz devam ediyor. Ama hala yedek kulübesindeyiz. Maç günü dedim. Ve rakibimize karşı 56. dakikada yine immobile yerine oyuna giriyoruz. 0-0 bu maç artık kilidi çözen oyuncu olmak istiyoruz. Ve kılıç olarak oyna diyorum. Artık tribünler de bizden gol istiyor. Biz de gol atmak istiyoruz. Haydi bakalım Gaziantep'te. Güzel bol gollü bir maç olur artık. Biz oyuna girdikten sonra diyorum. Ve immobile yerine giriyoruz. 6.5 rating istiyor yine bizden hocamız. Kale'yi bulan şu şut çekmemizi istiyor ve rakip yarı sahada bir pas tamamlamamızı istiyor. Yaparız hocam. Böyle güzel bir orta geldi bize. Vurduk. Saborit. Az daha oyuna girer girmez golle buluşuyorduk. Yine aynı yerde top istedim. Birazcık kısa kaldı bu sefer ya. Yukarıya oyna bakayım. Güzel O rafa var. Ben de varım. Çok güzel. Offside mısın? Dikkat edemedim. Offside mısın? Değilsin. Çok güzel. Bekle. Offside mısın ya? Hocam ne kadar geç çaldın ya? Şöyle önde baskıya gidelim. Bakata. Çizgi oyunu. Soresku. Alamadık orada topu. Raşika. Yanındayız oğlum. ha Çok güzel döndük. Çok güzel döndük. Rafa'nın koşuyu da gördük. Rafa bekle. Biraz topu tut Şimdi sen bizi gör. Çok güzel. Çok güzel. Sol ayak seni kılıç Sol ayak. yeni gol sevinciyle. Bizlerleri büyülüyor. ITR kulübesi. Alex Oxley Chamberlain seviniyor. Burada top ayağımıza geldi solumuza çekip çok güzel bir plaseyle güzel bir bitiricilik. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Rafa Silva'nın araya attığımız koşuyu güzel görmesi ve attığı pas sonucu sol ayağımıza çok şık vurduk. İşte Necip Uysal sanırım Oxlade Chamberlain'in yanındaki de gole işte böyle sevindi. 70'te 1-0 öndeyiz. 7 maçta ikinci gol ligdeki. Golün hemen ardından bir değişiklik yaşanıyor. Kim girdi oyunu göremedim ama. Giren oyuncu Chamberlain'miş Zaynettin yerine Chamberlain girdi. Yani sol kanada girdi Chamberlain. Saburit Gaziantep gol bulmak istiyor evinde oynuyorlar ve 1-0 gerideler. Kod o ismini ilk defa gördüğüm okuyamadım bir adam. Bruno Viana maksim ortaya döndü. Kodro Kodro ama Q sanırım sonundaki de Kodro diyeceğim ben. Manduki Kodro ile oynadı tekrar. O önü çok açık. Önü çok açık. Mert Ersin kim var karede? Bravo. Out sanırım ama güzel. Tamam. Güzel. Bir oyuncu değişikliğimiz daha var. Udoka giriyor Tayyip Talha yerine sanırım. Aynen öyle. O kereke indirdi. Manduki 10 ana ile kaptık topu. Çok güzel. Rafa'nın koşusunu bekliyoruz. Rafa'nın önüne ama çok kötü pas attık ya. Rafa sen tekrar dokun önümüze. Aradan be diğer taraftan. Bir anlaşmazlık yaşadık Rafa'yla. İkinci golden olduk belki de ya. Birbir bir bitmemesi lazım bu maçın. Yoksa çok pişman oluruz bu pozisyondan ötürü. Ah be alamadım. Kodro bu büyük sıkıntı. Sopu artık kapmamız gerekiyor. Maxim. Of orada araya giremedik. Kodro. Kimse müdahale yapmıyor bizden ya. Ha? Bravo Musrati. Kodro. Manduki. Kodro ve Bakata'ya geri dönerken Kodro hakem son düdüğü çalıyor. 70'te attığımız golle galibiyeti getiriyoruz taraftarlarımıza. Şampiyonluk yolunda güzel bir deplasmandan güzel bir sonuçla dönüyoruz. Ve sonradan oyuna girip skoru belirlememiz de bizim için çok anlamlıydı. Burada Musrati ile sarılıyoruz. Güzel bir maç tamamladık. İki tane şutumuz var sanırım kaleye bulan. Biri gol diğeri de ilk girdiğimiz gibi korner. Onu kale bulan şut sayar mı? Saymamış. Kale bulan şut 1 diyor. Olsun sıkıntı yok. %50 gol olan şut oranımız var. 35 dakikada güzel bir performans sergilemişiz. Ve artık ilk 11'e girmeyi hak etmişizdir diye düşünüyorum. Avrupa maçı öncesi ilk 11'e girmemiz önemli çünkü. Çok az kalmış hala kadroya giremiyoruz ilk 11'e. Çaykur Rizespor spor maçımız var. Menajerin 4 mesajı var. Finans olarak iyi durumdasın. Belki daha yüksek riskli yatırımları düşünme zamanı gelmiştir diyor. Bakalım hemen. Yeni yatırımlar mevcut. Yatırımları aç. E-spor takımı yok. Telefon uygulaması yok. Mikrofinans gelişmekte olan ülkelerin girişimcilerini kredi finanse et. Yok. Bak giyim markası olabilir. Spor ekipmanlarına da yatırım da olabilir. Kendi adını taşıyan bir spor ekipmanları markası değil de ama getirisi çokmuş. 150 bine 188 bin geliri oluyor. Burada 200 bine 280 bin oluyor. Biz giyim markasından devam edelim. Giyim markasını bir alalım. Mağazada başka ne var? Bir asistan kesinlikle tutalım. Asistan önemli. Aynı zamanda dil hocası da tutalım. Stil danışmanı şu anda tutmayacağız. Özel şef de tutmayacağız. Foto

Ayaklarına iyi bak onlar seni sen yapan şeyler. Modern bir ev ofisi kur. Ev için mobilya sipariş et. Sinema odası kur. Antrenman ekipmanı için kaynak sala bak. Bu da önemli. Oyun odası, sauna. Bunları da yapabiliriz. Oo okula bağış falan var. Güzel bunları yaparız. Paramız birazcık daha biriksin. Okumamış e-postalarımız nelermiş? Ha yatırımla alakalı falan filan. Tamam. Artık bölümün son maçına. Çaykur Spor maçına geçelim. En sevdiğim futbolcu ile ilgili bir kitap. Diyor ki çocukluk kahramanın otobiyografisini okuyarak başarısının arkasındaki sırları öğren. Hemen alalım. Şöyle ilerle diyelim. İçeride çay Sporla oynayacağız. Önemli bir maç buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz ve artık ilk 11'e girmek istiyoruz. Şöyle bir sezondan puan durumuna bakalım ligde Galatasaray 22 puanla namalup lider. Biz 3. sıradayız önümüzde Trabzonspor var ve bizim maç fazlamız var. Galatasaray'ın da maç fazlası varmış gerçi biz 14'teyiz bu maçı kazanırsak 17 puan olacak. Arada 5 puanlık bir fark var Galatasaray'la. Galatasaray deplasmanında kazanırsak eğer 3 puanlık bir fark daha azalacak ve 2 puanlık bir farka düşeceğiz. Bu önemli Galatasaray'ın da başka bir derbiyi kaybetmesi gerekiyor. Lig kötü başlayan takımlara bakalım. Antalya Spor 1 puanla en aşağıda gözüküyor. Hatay Spor, Alanya Spor 4'er puan. Gaziantep ve Adana Demirspor 6'şer puan. Samsunspor'un da 7 puanı var. Yani lig güzel başlamış. Galatasaray'ın yenilmemesi dışında Trabzonspor da mağlup olmamış henüz. Onun dışında mağlup olmayan bir takım yok. Galibiyet alamayan bir takım var. Hatta galibiyet alamayan 2 takım var. Hatay Spor 4 beraberlikle 4 puana ulaşmış. Hatta Antalya zaten 1 puanı var. Averaj olarak ne durumdayız? Biz 3 averajdayız. Aslında standart ortalama bir Spor'un 5 averajı var ve rakibimiz Rizespor. İlginç bir maç olabilir bol gollü. Trabzonspor'un 8 Galatasaray'ın 12 averajı var. Gayet iyi istatistikler. Onca istatistiklerine baktığımız zaman ligde gol kırabılı Piontek, Ardan Abubakar ve Osimen geliyor. O kereke geliyor Gaziantep'ten ve Dries Mertens'i görüyoruz. Biz listede yokuz sanırım çünkü 2 golümüz var. Asistlerde bizden yine kimseyi göremiyoruz. Sağlık olsun diyoruz. Şöyle istatistikler diyelim. Takımda en çok gol atan oyuncu biziz. 5 gol 1 asist. İkisi ligde 3'ü dostluk maçında. Dostluk maçında ettirik yapmıştık. Güzel. Takımdaki en değerli oyuncuya bakalım. Aa onu göremiyoruz sanırım. Evet onu göremiyoruz. Takımda morali bozuk oyuncu yok. Güzel. Ajax maçı öncesi Çaykur Rizespor yenelim. Ardından 5 gün sonra Ajax maçına çıkalım ya da 4 gün sonra. Sonradan oyuna gireceğiz yine. Ve 0-0'lık bir beraberlik sonrası 61. dakikada oyuna giriyoruz. Immobile yerine kilidi açan oyuncu olmak istiyoruz. Geçen maçta yaptığımız gibi. Bu maçta da aynı performans sergilerse yüksek ihtimal Ajax maçına ilk 11 başlarız diye düşünüyorum. Tabelada yine 17 gözüktü, 9 gözüktü. Immobile çıktı, biz girdik. 6.5 rating istiyor hocamız bizden. Rakip yarı sahada bir pas tamamlamamızı ve kaleye bulan 2 şut çekmemizi istiyor. Geliştirmek için görev seç diyor. Görevi geliştir. Nasıl geliştireceğiz bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazabilir. Mitat. Orada kaptık zannettin Onana. Bravo çocuklar. Rafa. Almusrati'ye kaptık topu. Rafa'yla oynadık. Rafa. Rafa uf, çok kötü pas ya. Gezal alalım orada topu Gezal'dan. Baskı sonuç getirmedi. Gezal oradan çıktı mı? Çıkamadı. Rafa aldı tekrar. Tekrar Gezal'a verdi topu. Ah be. Orada topu kapsak var ya. Arkası bomboş. Saldivi. Saldi bir şey ama. Saldivi ya. Orta yönde mitat. Baskımız sonuç getirir mi? Raşika getirmedi. Biz girdik araya. Raşika. Al Musrati. Hızlı oyun kurmak istiyoruz. Havadan top istedik de. Hiç önümüze gelmedi o top. Saldivia Ne yükseldi ya öyle. Al ana. Musrati. Geldik Musrati sakin. Böyle şık bir şekilde bıraktık. Onu ona tekrar biz tekrar bizde oynadı. Emrecan bir daha ver. Şöyle. Rafa. Gezal. Geriye döndü. Hacı Toviç. Hacı Amitoviç de eski bir Beşiktaşlı. Bu ne ya? Ligde bir sürü eski Beşiktaşlı var. Hayır. Hayır. Minçev. Bravo Tayyip Dalha. Korner. Ya Zaynettin o yerine kim giriyor? Salih Uçan mı? Aynen öyle. Salih Uçan giriyor oyuna. Acilen bir gol atmamız lazım. Rize Spor çünkü iyi geliyor. Hayır çocuklar. Bravo Ersin. Ersin istiyorum Ersin. Güzel bir pas geldi mi? Çok iyi değildi ama olsun geldi. Rafa Silva geriye döndü. Al Musrati. Salih Uçan indirir miyiz? İndirdik. Ama ne yaptık hocam? Hocam hiçbir şey yapmadık ya. Ona yerine de Getson mu giriyor? Chamberlain giriyor. Musrati bravo. Şöyle dokunduk. Rafa ne kadar erken geri attın bize. Aşağı oynadık. Salih Uçan. Salih dön geri oğlum. Yukarı oynadık. Al Musrati. Tekrar bizde oynadı. Raşika. Rafa. Rafa faul maal hiçbir şey yok hocam orada değil mi? Varasenovic. Dakikalar 75 olur. Raşit Gezal. Alalım orada topu. Topukla bıraktı. Varasenovic. Svensson'da herhalde o top. Aynen öyle. Raşika geriye döndü. Al Musrati. Al Musrati. Çıkar artık aynen topu. Rafa. Çok güzel. Emre Can. Chamberlain. Al Musrati. Offside'den çık Salih. Keşke Rafa'yı bekleseydik ya. Önümüze önümüze. Şimdi değil. Şimdi buradayız. Çok güzel. Bir daha vereme. Ah be istediğim gibi alamadım. Ama güzel verdik araya. Salih. Salih. Çok yavaş geldi top ya. Zamanında gelse top böyle tık diye dokunup önümüze alacaktık ama olmadı. Rizispor'da bu topukla pas işi yani çok fazla var. Anlamadım sebebini. İbrahim Pehlivan. Offside değil mi hocam? Hocam? Offside değilmiş. Svensson'un müdahalesi. Korner. 83. dakikaya girdik. Ve henüz gol sesi yok. Gol atmamız gerekiyor. Kısa oynadılar. Gezal İbrahim Pehlivan. Tekrar Gezal. Tekrar İbrahim Pehlivan. Alamadık orada. Ne biçim müdahale yaptım ya? Benhur. Benhur. yerimize dönelim. Chamberlain çok güzel. Çok erken bize gelen bir top. Ama sıkıntı yok. Aşağı indik. Salih uçan. Salih. Rafael ile oyna. Rafa çok güzel. Ah be aradan çıkamadık. Top bizdeyken konuşamıyorum. Fark ettiniz mi? Sessiz kalıyorum sadece. Musrahti indirdin mi? İndirdin. Ya ne kötü pas attık ya. Böyle bir pas asla kabul edilemez. Bravo Rışka. Haydi oğlum. Son dakika girmeden bir gol. Ya Rafa Silva ya o ne ya? Çok güzel. Rafa Silva havadan çok tüf, kötü bir pas ya. Çok kötü bir pas ya. Kötü paslar bizi mahvedecek. Eray korkmaz. Geriye döndü bari Hacı Metovic ve 90 dakika sona eriyor. Yani hiç pozisyona bile giremediğimiz bir maç oldu. Niye böyle oldu anlayamadım ben de. Bu sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda Semih'in birazcık daha hızlanması gerekiyor. Hız özelliğimiz çok düşük şu an. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ve 7.0 ratingde oynamışız. Ve 7 ratingde oynamışız. 30 dakikada hiçbir şekilde kaleye bulan şut atamamışız. Hiç şut atmadık çünkü. Hiçbir şey yapamadık. Sadece pas yaptık rakip sağda. Ve Avrupa Ligi. Şöyle ilerle diyelim. 3 gün sonra Avrupa Ligi maçına çıkacağız. Ajax'la birlikte ilk Avrupa Ligi maçımız ama burada noktalayacağız bu bölümü. Umarım kayıtta bir sıkıntı yoktur ve bu videoyu izleyebiliyorsunuzdur. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Aşırı gollü geçmiyor maçlarımız ama yine de güzel maçlar çıkartıyoruz. Bir golümüz var bu bölümde de. İki maçta bir gol atmamız gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Serinin devamı için kanalıma abone olup video like atmayı ve hype puanlarınızı desteklemeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da okuyorum. Yorum da atabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.